gelsin. Dön bakalım, dön. Gel peşinden. Hey Romeo, beni iyice havalara atmak ister misin? İyi fikir. Hop bir de hop bir de hop. Süper güçlü kertenkele. Ha? Hey, çok hızlı döndürmeye ne dersin? Çok hızlı. Hoşuma gitti. Ne? Romeo, beni dans ettiremezsin bence. Çok da güzel takla atarım. Şehir merkezinde kötülük zamanı. Tamam, Romeo'ya nişan aldık. Şimdi ne yaptıracaksın bana Romeo? Bir düşüneyim bakalım. Buldum. Olamaz, bana olamaz. Bu gerçek olamaz. Kimse kontrol edilmeyi sevmez Romeo. Sana ait olmayan bir şeyi alırsan yerine geri koyman gerek. Beni ne? Cesaret. Gece vakti kötü adamların dırdırı da çekilmez oluyor doğrusu. Evet haklısın. Çalıntı kumandaları ve elektronik parçalarını yerlerine geri koymamıza yardımcı olur musun? İlk radikal Romeo kumandasını da unutmayalım lütfen. Hey, helikopter kumandamızın parçaları. Sağ ol Romeo. Bu mükemmel plan için teşekkür ederim çocuklar. Sana da harika bir lider olduğun için teşekkür ederiz. Geç de olsa yani. Romeo'ya bu kadarı yeter. Kumandaları ve çanak anteni geri verebiliriz artık. Kötü bile olsa birini kontrol etmek hiç iyi bir şey değil. Evet. Beni son kontrol edişiniz. Pijama maskeliler. Geri geleceğim. Şu hareketi yapmamamız çok kötü oldu. Evet. Haklıydın kedi çocuk. Yanlış yaparım diye korkmuştum. Ama yardımcı olabilirdik. Ne bileyim, çok utandım. Bir şey söyleyeceğim. Ben de pek anladım diyemem aslında. Evet, her tarafta çizgiler falan var. Benim de kafam karışıyor. O yüzden bir şey ekliyoruz. İşte bunu. Ha? Pozisyon aldığımızda bu işareti yapacağız. Sonra sen havada takla atacaksın. Keşke baştan doğruyu söyleseydim. Romeo yaklaştığımızı anlamazdı. Yine anlamayacak. Hem de nasıl? Hadi hareketi yapalım. Kahraman olma zamanı. Süper tren, göreyim seni. Romeo ülkesi buraya geliyor. Hızlı ol. Hey Romeo. Sen çok geç kaldın kumlu kedi. Dünya artık benim. Buraya bak Romeo. Kertenkele bacak. Hepiniz aynı anda gelseniz ya. Her seferinde baştan anlatıyorum. Çok geç kaldın. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Havada takla tam zamanında. Ay! Hepimiz aynı anda buradayız. Planın bitti. Hayır! Ama ben kopmak istiyordum. Oops. Kedi çocuk! O işe yaramazları biraz daha oyala. Gelin yakalayın pijama geliler. Karargâhta bir sorun var. Bunu dev bir ay mıknatısına çevirdim. Yakında kapılar manyetikle kapanıp açılmayacak. Ve kuş sayesinde de şehirdeki her şeyi kendine çekecek. Hepsi benim olacak. Ne? Benim cikciğim mi yaptı bunu? Bu olamaz. Çok doğru kuş beyinli. Öyle
kötü bir hayvan sahibisin ki kuşun ay kristalini odana koydu. Ama şimdi karargah benim olduğu için geri alabilirsin onu. Ama Cikcik bana niye böyle bir şey yapsın? Belki de ona düzgün bakamadığın içindir ama ya. Bu benim hatamdı. Eğer ona iyi bakıp yemek verip düzgün ilgilenseydim bunlar asla olmazdı. Cikcik, beni duyuyorsan çok özür dilerim. Bu kolay değilmiş meğerse. Sana iyi bakmalıydım. Bunu düzelteceğim. Ve şimdi kahraman olacağım ve sonra... Hey bak! Cikcik! Cikcik, seni bir daha asla üzmeyeceğim. Sana bir yuva yapıp seni eğiteceğim ve çok iyi arkadaş olacağız. Hey, bu ses de ne? Aa, neler oluyor? Sürüngenler aşkına! Buna hazır değilmişim. Evet, ben de öyle. Ama uçan tekme birkaç çöp kutusuyla duracak gibi değil. Söylesenize, robot nerede? Parka doğru gidiyordu. Pekala, kedi arabasına. Hayya! Dikkat edin pija zavallılar. Robot yenidir. Henüz bütün ayarlarını yapmadım. Sen iyi misin? Önüne bakarak yürüsene şapşal. Ne dedin sen bana? Hiçbir şey. Ha, gidelim Robert. İşte orada. Plan nedir? İkiniz geride durup uçan tekme Maggie'yi iş başında izleyeceksiniz çocuklar. Ne? Hayatta olmaz. Çok haklı. Usta Frank yine günü kurtaracak. Bunu birlikte yapmaya ne dersiniz? Aynı son programdaki gibi. Ya da Süper Flash olarak ben şey... Bekleyecek misin? Harika fikir. Gidelim. Hayya! Pes et hadi robot. Ya oyun parkının eşyalarını verirsin ya da Usta Feng'in ejder tekmesini kafana yersin. Ve benim ölüm fırtınamında. Olumsuz. Ha? Bunu sen istedin. Ha? Siz iyi misiniz? Biz iyiyiz. Usta Feng ve uçan tekme çok güçlüdür. Ama normalde birbirlerine vurmazlar. Lütfen robotu birlikte durdurabilir miyiz? Ben Süper Flash olurum. Üzgünüm. Usta Feng Flash'ı istemiyor. İstersen köpek ol. Feng'in en iyi dostu. Tehlike varsa da havla. Çocuklar, kafamızı toparlayıp birbirimize yardım etmeliyiz. Tamam. Şimdi sakin. Hayır. Düz git. Biraz daha mı sakarlık istiyorsunuz pijama maskeliler? Bana kalırsa bu kadarı size yeter. Başka bir plan bulalım. Artık kontrolden çıktı. Gidelim hadi. Kaçarken bile çok sakarız. Ne? Hayır, git buradan deli araba seni. Hayır! Hayır! Kendi ışınım bana geldi. Artık sen de sakar oldun Romeo. Herkesin sakarlığını düzeltmelisin. Hayatta olmaz. Ben belki düşüp duracağım. Ayakta duramayacağım. Sakar parmak olacağım. Ama asla sakarlık ışınımı yok etmeyeceğim. Demek ki ışını yok edince sakarlığımız geçecek. Hayır, öyle demek istemedim ben. Çok geç. Bize her şeyi söyledin Romeo. Siz çok sakarsınız. Bakın nasıl kaçıyorum buradan. Buradan, hayır, soldan. Hayır, ne diyorsam onu yap. Sakar laboratuvar. Romeo kaçamayacak kadar sakar. Ama bu halde biz onu nasıl durduracağız?
Buldum. Sakar olmamaya çalıştığımızda daha sakar oluyoruz. Kaza bile yapıyoruz. Doğru. Yani sakarlığımızı kullanmalıyız. Dönüp düşeceğiz, yürüyemeyeceğiz, sakar parmaklı olacağız. Sakarlık gücü gibi. Sürüngenler aşkına. İşte şimdi oldu. Biraz daha sola, sonra resmimi yapmaya başlayabilirim. Çok heyecanlıyım efendi. Kes şunu Romeo. Teleskobu teslim etmen için sana son bir şans daha veriyoruz. Davetsiz misafir, davetsiz misafir. Teşekkür ederim, bana bırak. Beceriksiz kertenkele de gelmiş. Ne yazık ki geciktin. Bak, şimdi güzel yüzümü aya nasıl da çizeceğim. Süper güçlü kertenkele. Bu da ne böyle? Sadece süper güçlü bir kertenkele. Benim uçan laboratuvarım ve robotum var. Siz zavallı pijama maskeliler beni asla yenemezsiniz. Haklısın. Dikkatini dağıtmak planımın bir parçasıydı. İkinci parçası da işte bunlar. Hiç beklemiyordun öyle değil mi? Ay kızıyla mı birliktesiniz? O da seni durdurmayı çok istiyor. Ayı hemen rahat bırak Romeo. O benim. Oslo. Şimdi de planımın üçüncü parçasına geldik ay kızı. Anlaşıldı. Gıdık saldırısı. Dur şunu robot. Kimse ay ışınından kaçamaz. Sen bile robot. Anlaşıldı. Güveler, ay kızı, Romeo ve robot şimdi meşgul. Evet, artık planıma devam edebilirim. Süper güçlü kertenkele. Tamam. Teleskopu olmadan lazerle çizemiyorum. Tamam, artık eğlence bitti. Kış güveler. Hey, önüne bak, sıçrayan laboratuvar. Teleskopu getir robot. Artık çok geç robot. Süper hızlı kedi. Oldu. Hesaplanamıyor. Bu olamaz. Her şey bitti Romeo. Karargâhtan uzaklaş ay kızı. Kapı sonuna kadar açıldığında orası benim olacak, sizin değil. Geri çekil, yoksa dergi yok olur. Git. İyi işte güveler. Kedi çocuk, baykuş kız bir güve kapıyı bozmuş, kapanmıyor. Ben kapatana kadar siz kapıyı tutun. Aha! Dur bakalım ay kızı. Baykuş rüzgarı. Kıymetli derginizi aldım işte zavallılar. Eğer başına bir şey gelsin istemiyorsanız beni durdurmaya çalışmayın. Ay kızı. Ama bunu kim uçuruyor böyle? Ben. Çok iyi kertenkele. Sen baykuş kıza yardım et. Ay kızı bende. Git. Bunu siz istediniz zavallılar. Değerli derginizle vedalaşın. Hayır. Süper sıçrayan kedi. Hayır. Sen çok ağırsın. Tutamıyorum. Sağ ol kertenkele. Bir şey değil dostum. Şanslıydınız. Ama şimdi kapıyı ardına kadar açık bıraktınız. Sizi yine yendim pijama maskeliler. Ama birini unuttun. Bırak beni sinsi kertenkele. Kapıyı kapatıp karargahı kurtarmadan olmaz. Şimdi seni bırakabilirim. Yaşasın. Uçma yeteneğini görürsün sen. Ay canına. Evet. Ama bizim balonu aramamız gerekmiyor muydu? Kedi bıyıklarım aşkına. Ne işaret ediyor öyle? Baykuş gözü. İşte ay kızı. Sürüngenler aşkına, buradan sonrasını yürüsem iyi olur. Nasıl iyi uçtuğumu gördünüz mü?
Bana iyi bak baykuş kız. Belki birkaç hareket öğrenebilirsin. Hareket mi? Ama çakılıyordum. Evet, bu şeyi çok iyi beceriyorum, öyle değil mi? Uçma yeteneğim ekibe çok yarayacak. Yeteneğin mi? Uçan başka birileri daha vardı hatırlarsan. Hadi çocuklar, belki ekibe birlikte de yardım edebilirsiniz. Resim güzel olmuş. Artık o şapşal çocuklar gündüz balona binemeyecek. Artık bu ay balonu benim oldu. Siz etrafı gözetleyin. Ben skuturuma binip balonu almaya gidiyorum. Bunun için çok iyi uçmalısın. Merak etme baykuş kız, sen orasını bana bırak. Benim için gerçekten çok kolay olacak. Gerçekten mi? Çocuklar tartışmayın lütfen. Belki kamuflaj gücümle balonu ben de getirebilirim. Kamuflaj güzeldir ama benim skuturum çok daha havalı. Bak şimdi. Hey ay kızı, balonu hemen ver. Aa, küçük pisicik gelmiş. Balonu mu istiyorsun? İyi, o zaman gel de al bakalım. Merak etmeyin, sorun yok. İyi bir plan kertenkele ama bunun için arabaya binmemiz gerekiyor. Araba nerede? Şurada. Birazdan yeni kokuşmuş yumurtalarım da hazır olacak pijam maskeliler. Kokuya daha ne kadar dayanırım bilemiyorum. Romeo laboratuvarında olduğu için anlamıyor. Keşke biz de arabamızda olsaydık. Hadi kertenkele götür bizi. Ama gerek yok ki çünkü... Kertenkele ne yapıyorsun? Olamaz. Romeo'nun yumurtaları hazır. Tamam, benim fikrim var. Ne? Yumurtaları durdurabilecek misin? İşte böyle. Merak etmeyin. Kokuyu süper güçlü kaslarımla ve mega rüzgarla kovabilirim. Ah, harika bir hedef. Koku geliyor. Kertenkele. Biliyorum, buna dayanamıyorum. Kertenkele mobildeki su hortumuyla seni bir an önce yıkamamız gerekiyor. Yerini bize neden söylemiyorsun? Yoksa onu kaybetmedin, öyle değil mi? Hayır, yerini biliyorum. Yalnız şey var. Romeo'yu durdurmanın yolunu buldum. Yumurtalardan korkma sırası ona geçti. Çünkü dinozor yumurtası bende. Bu gördüğüm en büyük yumurta. Kokuşturucum bu yumurtayı çok pis kokutabilir. Kertenkele dur. O yumurtayı atamazsın. Atmayacağım ki. Atacağımı sandığı için geri çekilecek. İşte bu kertenkele. Harika. Ha? Aa, bu çok iğrenç. İşte ay kızı. Çocuk, planörün kolunu kullanarak altı mikrofonu yakala. Kolu mu? Bunu nasıl? İşte buradaki. Hey! Evet. Yüveler. Bozuldu mu? La la la. Pijama maskeliler, siz mikrofonumu bozdunuz. Hep sizin yüzünüzden. Bozuldu mu? Bu benim hatam. Artık Jayden'ı kimse dinleyemeyecek. Sen ona bakma. Mikrofonu en başından almaması gerekiyordu. Evet ama planörü kullanmak istememem gerekirdi baykuş kız. Ve bana verdiğiniz hediyeleri istememeliydim. Bilet için sizi yarıştırdım. Çok özür dilerim. Ama birimizi seçmeni istemiştik. Üzgünüm baykuş kız. Ben de. Sen istemiyorsan ben de gitmem. Olsun çocuklar. Önemli olan mikrofonu geri almamız. Kahraman olma zamanı. Bozuk olsa bile o mikrofon senin değil ay kızı. Ver çabuk onu. Bozuk olabilir. Ama hala parlak ve altından. Bu benim, benim. Baykuş kız, güvelerden kurtulduğumuzda sen mikrofonu ay kızından al. Buradayım güveler. Beni yakalayamazsınız ki.
kamuflajlı kertenkele. Sıra bende. Süper hızlı kedi. Baykuş kız, mikrofonu yakala şimdi. Ha? Yardım mı ediyorsun? Teşekkür ederim küçük Ninja Lino. Sanırım ben sana yardım etmeliydim. Başı dertte birine her zaman yardım etmeliyiz. Özür dilerim. Şimdi kahraman olma vakti. Eğer serbest kalmak istiyorsanız içeri nasıl gireceğimi söyleyin bana. Ne? Asla. Ha? Ne? Kurtuldun mu sen? Çok doğru gece ninjası. Karargaha asla giremeyeceksin. Kedi çocuk seni durduracak. Maskeli pisliği kurtaran demek sendin. Öyle mi? Süper sıçrayan kedi. Ebe. Şapşal ninja lilolar. Pijama maskeleri kendim durdururum. Yapışkan yıldız. Yapışkan yıldız. Dikkat. Yardım etme artık küçük ninja lino. Süper hızlı kedi. Yakaladım. Maskeliler bütün planlarımı bozdunuz. Kedi çocuk, ne yapıyorsun sen? Yardım ediyorum. Herkese yardım ederiz. Gece ninjasına bile. Sanırım çok haklısın küçük Ninja Lino. Sana çok teşekkür etmeliyim. Hadi Ninja Lino'lar. Ha? Sanırım vedalaşıyoruz. Ninja otobüsü gerçekten güçlü duruyor. Ya dedikleri gibi küçükse? Seni kurtaracağız kertenkele. Merak etme kertenkele, ben geldim. Olamaz, sıkıştım. İmdat. Kertenkele, yardım etmelisin. Sürüngenler aşkına, size yardım mı edeyim? Arkadaşlar bunun içindir. Arkadaşlar birbirlerini kollar. Siz de bana bunu yapıyordunuz işte. Evet. Tamam, şimdi ben de size bunu yapacağım. Kahraman olma vakti. Kertenkele mobil uçuşta. Süper güçlü kertenkele. Yine ne yapıyorsun çubuk kertenkele? Kertenkele mobil. Ninja otobüsü olmazsa o zaman pijama maskelilerin arabalarını alırım. Sonra ninja mavisi ve ninja siyahına boyarım. Kedi çocuk, baykuş kız, bana yardım edin. Dur, geliyorum kertenkele. Ne 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 ne. İşte kurtuldum. Hey gece ninjası, birlikteyken 3 pijama maskeli bütün ninja linoları yener. Pijama maskeliler hadi. Süper hızlı kedi. Ondan uzak durun. O benim. Buraya gel. Gelin çocuklar, Cameron'ı yatağa götürmemiz gerekiyor. Çekebiliriz. Cameron güzel.
güzel yemek kokusunu hep çok sevmiştir, öyle değil mi? Ah kurabiye, süper hızlı kedi. Kurabiye, evet. Yakaladım. Artık benim kuklamsın. Hayır, o benim. Anlaşılan konu güç olunca ninjalar sizden çok daha iyiler, öyle değil mi? Merak etme kertenkele, biz hallederiz. Hayır, bana bırakın. Güçlü biriyle antrenman yapmak ister misin gece ninjası? İşte ben buradayım. Ay yapma. Seni tek parmağımla bile yenerim. Bu bir. Süper ninja linolar, yakalayın. Biz geliyoruz. Oo, bak yeni bir spor malzemesi. Bırakın beni lütfen. Hayır. Aferin ninja nilolar. Giderek daha da güçleniyorsunuz. Yakında dünyadaki herkesi yenebileceksiniz. Ben hariç tabii ki. Kertenkele, sen iyi misin? Hayır, her şeyi mahvettim. Sadece ne kadar güçlü olduğumu gösterecektim. Bunu zaten biliyoruz. Şimdi o spor malzemelerini geri alamayacağız ama. Keşke yardımınızı kabul etseydim. Şimdi süper ninja linoları bu güçleriyle kimse durduramaz. Birlikte durdurabiliriz. Ha? İşte bu. Ninja linolar da birlikteyken çok güçlü. Hadi biz de öyle olalım. Şimdi kahraman olma zamanı ve benim bir planım var. Kertenkelenin söylediği gibi etrafa baktım ve bu atlama ipini buldum. Ya sen? Ben de yamuk bisikleti buldum. Başka bir şey yoktu. Ben bu patlak flaş topunu buldum. Hadi. Kedi çocuk, o şeyi uçurması çok zordur. Umurumda değil. Baykuş kıza yetişip onunla barışmalıyım. Pterodaktilim! Kedi bayı aşkına! Şimdi pterodaktilimi geri alıp o uçan kediciyi de ele geçireceğim. Dayan kedi çocuk, sana yardım edeceğim. Baykuş kız, baykuş kız, baykuş kız, baykuş kız, baykuş kız. İmdat! Kedi çocuk, ne yapıyorsun sen? Sıkıştım. Pterodaktile binip seninle yine arkadaş olmak için yanına geliyordum. Ama Romeo bunu kontrol ediyor. Biz tabii ki arkadaşız. Hepsi benim hatamdı. En başından barışmam gerekirdi. Bundan kime ne ki? Kedi çocuk! Buraya kadar pijabebeler. Araçlarınızın hiçbiri benim icatlarımdan daha iyi olmadı.
olamaz. Hepsini paramparça edeceğim. Harikaydın kedi çocuk. Bizi kurtardın. Sağ ol. Bisikletim de işe yaradı doğrusu. Kedi arabam kadar iyiymiş. Artık beğenmene sevindim. Çünkü süper arabalarımızı parçalamak üzere. Tabii engellemezsem. Bisikletim de işe yaradığına göre Romeo'yu engelleyebilirim. Kahraman olma zamanı. Süper kedi hızı. Araçları yere indir Romeo. Yaklaşmayın pijama askeriler. Araçlarınızı konserve kutusu gibi ezerim yoksa. Nereye kayboldu? Evet. Süper kedi bisikleti. Hayır. Yakaladım. Öyle kolay değil. Mıknatısımı laboratuvardan da kontrol edebiliyorum. Araçlarımızı parçalayabilirsin. Ama laboratuvarı da parçalamış olursun. Düğmelerin ne işe yaradığını biliyorum. Pijama askeriler hadi. Hayır, hayır, hayır! Bu son kalan!